Arkadaşlar, bugün Kemalpaşa'dayız. İzmir Kemalpaşa'da 13 Şubat 2021. Burada ceviz aşısı yapıyoruz, çeşit değiştirme. Bu Chandler'ı değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu önceki Yalova, Şebin Bilecik karışık olmuş. Bunları değiştireceğiz nasip olsa. Şimdi bizim bu aşı nasip olsa burada oyma aşı yapıyoruz. Özelliği şu. Bunu kabuğa su yürümeden yaparsanız her yörenin iklimine göre Kemalpaşa'da bundan sonra kıra olmayacağı için burada erkenden yapabiliyoruz. Hatta ocakbaşı bile yapabiliriz. Hiçbir problem olmaz. Ama bunu kabuk ayrılma derecesine geldiğinde Mart'ın 15'inden sonra çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kabuğu patlatmamak adına. Kabuğu patlatmamak için önce bir oyuk açacağınız yeri testereyle çizerseniz o kabuk patlamaz. Ona dikkat edeceğiz. Ama şimdi testereyle çizmemize gerek yok. Direkt oyu açabiliriz ve bu aşımızı yapabiliriz. Çünkü kabuk patlamayacak. Özellikle bunlara dikkat ediyoruz. Bunu dediğim gibi Mart'tan sonra dikkatli yapıyoruz. Bunu şimdi dikkat etmemize gerek yok. Kabuk ayrılmayacak çünkü. Şimdi aşıyı yapıyoruz. Önce bakın ağlama kanalımızı çapraz şu şekilde motorlu testereyi yan buradan içine su girmeyecek şekilde yan bir şekilde iki yerinden açtım. Bu şekilde bakın. Motor testereyi böyle vurdum. Siz de böyle vurun. Üzerinden yağmur girmesin. Normalde düz yapıyorlar. Orayı hem çabuk tıkıyor. Bunu köpük yapıyor zamanla ağlama yaptığında. Bunda fazla tıkama yapmaz. Eğim yönünde de şurada bak rahat bir eğim sağladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz buradan ben üzerine perdah yapmamak için testereyle alıyorum. Hemen 1 santim, 1,5 santim alır mı yeterli. Bu ağaçlar önceden kesildi. Mutlaka ağlama suyunu önceden vermemiz gerekiyor. Testereyle kestiğimiz zaman yüzey perdahına gerek yoktur. Ama motorlu testereyle kesersek mutlaka yüzeyi perdahlıyoruz. İşlemimiz bu şekilde devam edecek. Bakın kalemlerimiz şunlar. İki tane kalemlerimiz bakın şöyle pişkin. İki ya da üç göz en fazla. Gördüğünüz gibi burası şey olacak zaten. Aşı içine gelecek. Biz bunu ne kadar derin yaparsak o kadar kaliteli bir aşımız olur. Başladık yapmaya bakalım kalemimizi. Bakın 10 santim düz yüzey. Şuna dikkat edin. Biraz şurada bak koniklik vardır. Burayı sıfırlayacağız. Biraz konik yapmaya özen gösterin. İçeride ağacın kasmaması için. Hiç dalgasız bakın. Şu şekilde kalemimiz oluştu. Bu birinci kalem. Buna iki kalem takıyoruz. Arkayı mutlaka alıyoruz. Bazı arkadaşlar burayı almaya gerek olmadığını düşünse de buradan kambiyum içeri doğru çekiyor arkadaşlar. Kabuk olduğu zaman buradan kapatmıyor. Dikkat eden arkadaşlar bunun farkını varacaktır mutlaka. Şu şekilde. Şimdi kalemimizi açıyoruz. Şu yana geçer misin? İlk kalemi oradan bulsan. Yani ağacın en sağlıklı yerini buluyoruz. Bakın. Benim anacımın en sağlıklı yönü burası. Şu iki taraf yani. Doğu ve batı yönünde. Bak 9-10 santimlik bir artık ağaca biz ne kadar fazla girersek aşımız o kadar sağlıklı olacak. Arif Gökçe hocamın gönderdiği bıçak gerçekten çok güzel.
Bakın şu kalemin kalınlığı neymiş? 1,5 santim. Ben 1,4'lük bir şey yapıyorum buradan, kesi yapıyorum. Bu şekilde çıkarıyoruz. Öbür kalemim neymiş? 1,3. Ben 1,2'lik bu tarafından bu tarafa dolan. Bu şekilde parçalarımız çıktı. Bakın bunu hafifçik ucunda şeyim oldu. İnceltmem gerekiyor. Tamam. Bu işlem olmuştur. Alt tarafı bak, kabuğumuzun kalınlığı 0,5 santim. Biz burayı 3 milim kadar alt tarafını içeri koyuyoruz. Üst yanını da şuradan gösterir misin? Bakın şöyle. Şu şekilde sıfırlıyoruz. Burada. Burada da var. Ucunda. Aynen bak, kabuğu böyle ayarlıyoruz. Şimdi bunların kambiyum oluşması için şuralarından hafif kanatıyorum, bakın. Tamamdır. Çamurumuzu koyuyoruz. Sert bir çamur. Bu buradan hava almasını, nemini muhafaza etmesini sağlıyor. Şekilde açık yerler kapatmış oluyoruz. Yüzeye sürseniz de olur, sürmeseniz de. Delikli poşeti bakın altta getiriyoruz mutlaka, drenaj kanalı olarak. Daha sonra topraklıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken konu, kalemlerin arkasına toprak geçiriyoruz bakın bu şekilde. Ama alttaki çamura değmeden. Bu şekilde. Burası Ahmet Şimşek abimizin bahçesi. İnşallah simsiyah cevizleri satamadığını, o yüzden çeşit değiştirmeye karar verdiğini. Şimdi bizi buldu, bize ulaştı işte. Biz de bugün burayı yapıyoruz nasip olsa. Üzerini çok da sıkıştırmamıza gerek yok. Önemli olan bu anacın üzerinden tutuyor poşet, bu aşağı sarkmasını. Anacın üst kısmından yapıyor. Orayı sıkıştırdık mı? Bir de şuna dikkat edin. Kalemlerimiz poşete değmemeli. Siyah poşet olduğu için ısıyı çekecektir.
Buna dikkat ediyoruz. Bu şekilde. Yani göster, buraya getir, göster. Tutkalımızı da koyduk. Hepsi bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bereketli sezonlar dilerim arkadaşlar. Eline sağlık Coşkun Hocam. Allah'a emanet olun.